Ya aslında benim çok ilgi alanıma giren bir konu. Çok da üzerine böyle farklı kaynaklardan makaleler okudum, farklı belgeseller okudum. Şimdi ilginç gelecek belki sorduğum şey ama açlık tedavisinden söz eden kaynaklar var. Özellikle kemoterapide açlıkla birleştiğinde daha iyi sonuç verdiğini söyleyenler var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyorsunuz ki kanser hastaları aynı zamanda hastanede yatarken öyle yemekler geliyor ki kızartmalar, işte yağlı yemekler. Bir taraftan sabah, öğlen, akşam bu zararlı yemekleri veriyorlar kemoterapi alanlara. Bir taraftan da kemoterapi tedavisi veriyorlar. Yani aslında vücut savaşamıyor bir noktada böyle kötü beslendiği için. Hatta birinin kişisel hikayesini dinlemiştim. O da yabancı bir arkadaşım. Çok sevdiği bir arkadaşı bu kemoterapi esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi görürken o yemekleri reddediyor. Ciddi anlamda bir irade savaşı veriyor ve hakikaten minimum seviyede besin tüketerek iyileşmeyi başarıyor. Var mı böyle bir şey yani literatürde? Şöyle, katılıyor musunuz ki, gerçek mi? Hızlı üreyen hücreler, yani ki tümör hücreleri çok hızlı üreyen hücreler daha fazla enerji tüketiyorlar. Yani daha fazla şeker tüketiyorlar. Evet. O da için bu dönemde hastaları yüksek şekerden zengin gıdalarla beslenmemeleri öneriliyor. Hı hı. Yine bu dönemde özellikle kemoterapi döneminde bazı etkileşen kemoterapi etkinliğini azaltan yiyeceklerden uzak durması da tembih ediliyor. Hı hı. Ve bu dönemde de özellikle beslenmeye tabii ki çok dikkat etmek gerekiyor. Hafif gıdalar, yani yağlı, kızartmalı, ağır olan gıdalardan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Genellikle burada bizim hep Akdeniz tipi diyet diyoruz. Hafif, sindirimi kolay, vücudu çok yormayacak gıdalarla beslenmek gerçekten çok önemli. Çok fark ediyor. Kesinlikle. Madem iyi gelişmelerden söz ediyoruz, size aşıyı da sorayım. Zannediyorum 1-2 sene içinde bu aşı kullanıma başlayacak ve hakikaten bu beladan kurtulacak mı insanoğlu? Tabii bu çok gelişme safhasında, yani tümöre karşı olan aşılar. Bunlar tabii hep immünolojik sistem. İşte nasıl demin immünoterapilerden söz ediyoruz, hedefe yönelik tedavilerden söz ediyoruz. Bununla ilgili de tabii ki bir takım aşılar geliştirirse tümör aşıları, ama bunun çok kısa vadede henüz daha gerçekleşebileceğini değil de önümüzdeki yıllar içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Nasıl bundan bir 10 yıl önce, 15 yıl önce böyle hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler, işte akıllı ilaçlar dediğimiz bu ilaçlar yoksa olur muydu diye düşünüyorsak, herhalde belki bir de 10 sene sonra falan da aşıyı da bulacağız ve aşı sayesinde de bu hastalıktan daha kolay yok edeceğiz. Ama tamamen immünolojiye dayanıyor. Evet. Vücut bağışıklık sistemine dayanıyor bunlar. Yani dilerim daha erken olur. Çünkü herkesin korkulu rüyası ya bu hastalık. İsmini bile söylemek istemiyoruz bu hastalığın. Neye göre yakalanıyoruz? Evet, genetik miras etkili, yaşam biçimi etkili. Ama benim gözlemlediğim stres çok etkili. Üzüntüler, travmalar çok etkili. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Denk geldiğiniz hastalarınızda hep genetik haritası, evet bu hastalığın gelebileceğini gösteriyor muydu? Yoksa daha çok yaşam biçimi, işte stres faktörü mü etkiliydi? Şimdi tabii ki çevresel faktörler çok önemli. Şu an bildiğimiz genetik faktörler tüm meme kanserli kadınların yaklaşık %10'unu içeriyor. Hı hı. Yani 100 meme kanserli kadının 10'unda bir genetik faktör bulabiliyoruz. Ama tabii genetik de çok gelişiyor. Onu da tabii üzerine konuşabiliriz. Genetik de anormal gelişiyor. Eskiden işte 2 tane gen bilirken bugün birçok yeni genler tespit ettik. Veyahut da aile ağaçlarını çıkarıyoruz. Hı hı. Mesela annesinde olan bir genle kızında olan bir geni bulduğumuzda bunun önemli olduğunu, halbuki normalde bu geni önemli olarak kabul etmezken önemli olduğunu görüyoruz. Genetik tabii ilerleyince belki genetik oran daha da yükselebilecek. Ama şu an %10'ları kapsıyor bu genetik olarak. Ama ben strese inanıyorum. Stresin şöyle düşünüyorum. Bir kanser hücresinin belki gelişimini hızlandırıyor. O da niye? Bağışıklık sisteminizi baskılarken, bağışıklık sisteminiz baskılandığı için belki kanserin daha çabuk erken dönemde ortaya çıkmasını etkiliyor. Ama en önemli, benim çok uzun yıllardır bu işin tedavisiyle uğraşan biri olarak gözlemlerim, dediniz ya kişisel gözlemlerim, kitabi bilgi değil. Hastaların gerçekten çok sıkıntılı bir dönemden geçtiği, çok üzücü bir dönemden geçtiğinde bana belirtiyor hastalarım. Evet. Yakın bir kaybı oluyor. Bir de genç yaş tabii da çok görüyoruz. Evet. Özellikle ülkemizde genç yaş meme kanserli oranı daha yüksek. Buna da ben çevresel faktörleri daha çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Bir de bunu nereden de yorum yapabiliriz? Örneğin batılı ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa ülkelerinde meme kanseri oranları daha yüksekken doğulu ülkelere gittiğimizde, daha ilkel yaşayan ülkelere gittiğimizde meme kanserinin daha düşük oranlarda olduğunu görüyoruz. Evet. Biz de mesela batılaştığımız için artık toplum olarak bizde de meme kanseri sayısında önemli bir artış var. Peki burada bu GDO'lu beslenmeye falan bağlı o zaman? Tabii çevresel faktörlerin, özellikle beslenme tiplerimizin, aldığımız kanserojen maddelerin, çevreden aldığımız tabii kanserojen etkinlerin, radyasyonun çok fazla almamızın özellikle erken tabii yaşta meme kanseri gelişmesine ciddi katkısı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Tabii bu kadar detay düşünmek çok yorucu ve zor olabilir ama şimdi işte bir sürü şampuan markası görüyoruz, diş macunu markası görüyoruz, deterjan markası görüyoruz. Hepsinde işte gün geçtikçe ortaya çıkıyor ne kadar kanserojen madde içerdikleri, ne kadar nasıl kaçabiliriz orası da soru işareti ama evet. Uyku meselesi de önemli değil mi hocam? Evet. Özellikle karanlık ortamda uyumak çok önemli. Çünkü o dönemde melatonin sekrete edilebiliyor. Yani ışıklı bir ortamda uyunmamasının çok üzerinde duruluyor. Bunlar da tabii ki vücudun sistemlerini etkileyerek kanser gelişiminde mutlaka etkileri var. Onun için bir sağlıklı, yani hiç olmazsa bir 8 saat veyahut da tabii 7-8 saat uyku ama karanlık bir ortamda, yani perdelerimizi kapatarak ışığın olmadığı ortamda uyumamızın da vücut sağlığımız için kanser önlem açısından önemli olduğu üzerine duruluyor. Kesinlikle. İşte bu noktada uyku bandı kullanımını da tavsiye ediyor musunuz? Gündüz vakti uyumak durumundaysak. Çok ilginç bir şey gördüm geçtiğimiz günlerde. Bir arkadaşım var yurt dışında yaşayan. Yeğenine uyku bandı almış ve böyle orada bayağı küçük çocuklar için de uyku bandları da satılıyormuş. Yani gündüz uykularında çocuklara böyle uyku bandı takıyorlar. Yani bu dediğim 1-2 yaşında çocuklar. Çok ilginç değil mi? Evet, işte gündüz uykusunda karanlık, da. Evet, karanlıkta oturmak ama şimdi birçok perdeler var. Onlar da kapatıyor esasen. Onlar da karanlık bir ortamda uyuyabilirsiniz tabii ki.